Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmal 9. sınıf biyoloji soru bankası çözümüne devam ediyoruz. Birinci dönem birinci yazılı sınavına hazırlık soruları var arkadaşlar. ilk iki ünitenin sorularından oluşan sınavımız var. Bunu beraber bugün çözmeye çalışacağız sınav hazırlık olarak. A bölümüyle başlıyoruz. A bölümü boş bırakılan yerlere uygun kelimelerle doldurunuz diye sorulmuş arkadaşlar. Canlıların en küçük yapı birimine biz arkadaşlar ne diyorduk canlılık özelliği gösteren hücre adını vermekteydik arkadaşlar. Canlılık özelliği gösteren en küçük yapı taşımız bizim nedir arkadaşlar? Hücredir. Aynı veya benzer göreve sahip olan dokular bir araya gelerek arkadaşlar organları oluşturuyorlardı. Hücreler, dokuları, dokular, organları, organlar, sistemleri, sistemleri ne yapıyordu? Organizma ve bireyleri oluşturuyordur arkadaşlar. Canlılarda gerçekleşen hangi tepkimeler sonucunda metabolik enerji ihtiyacı karşılanıyordu arkadaşlar? Solunum tepkimeleri, oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon yapan canlılarımız var idi. Canlıların vücut içi ortamının değişmez, sabit tutulması olayına biz arkadaşlar iç denge yani homeostasi adını veriyorduk. Bu şekilde hayatta kalıyorduk arkadaşlar. Canlı metabolizması sonucunda oluşan atıkların vücuttan uzaklaştırılması olayına biz boşaltım adını veriyoruz arkadaşlar. Bütün canlılar boşaltım yapmak zorunda. Karbondioksit, su, amonyak, üre, ürik asit arkadaşlar bunlar nedir? Boşaltım artıklarıdır. Bakteri gibi tek hücreli canlılarda Üreme ne ile sağlanır arkadaşlar? Tek hücre olduklarına göre sadece bölünme ile sağlanır bölünme ile arkadaşlar. Ne olmuş olur? Sağlanmış olur. Yedinci sorumuza geçiyoruz. Yedinci sorumuz: Canların dışarıdan hazır olarak aldığı inorganik besinlerimiz, asitleri, bazları bakın kendisi söylemiş bize suyu ve mineralleri sormuş arkadaşlar. Bunlar da dışarıdan hazır olarak ne yapılır? alınan besinlerdir. Maddelerin pH 7'den büyüktür demiş. Hangi maddelerin pH 7'den büyük olur arkadaşlar? Baz mı asit mi? Tabii ki de bazik maddelerin arkadaşlar pH 7'den büyük. Asidik olanların ise pH 7'den küçük olur. Asit ve bazlar tepkimeye girince arkadaşlar tuz molekülleri ne yapar? Oluşturur. Asitler kızartır, bazlar morartır. Birleşirlerse ne yapar arkadaşlar? Nötrleşme tepkimesi olarak karşımıza tuz ve su oluşumu çıkar. 10. sorumuz karbonhidratlar yapısındaki şeker sayısına göre arkadaşlar monosakkarit tek şekerliler monosakkarit tek şekerliler disakkarit iki şekerliler ve polisakkarit çok şekerliler olmak üzere 3'e ayrılır arkadaşlar. Trigliseritlerin yapısında hangi moleküller vardır? Yapı taşları nelerdir arkadaşlar? 3 tane yağ asiti ve 1 tane gliserolden oluşuyor. O zaman yağ asiti ve gliserol molekülleri trigliseritleri ne yapar? Oluşturur. Nokta nokta minerali eksikliğinde kanın pıtılaşması gecikir. Kaslarda ağrılı ve sancılı kramplar görülür arkadaşlar. Bu kalsiyumdur arkadaşlar. Kalsiyum kasların kasılmasında etkili. Aynı zamanda kanın pıhtılaşmasında etkili olan mineralimizdir. Gelelim B bölümüne. B bölümü ne demiş bakalım. Doğru ve yanlışları belirleyiniz diyor arkadaşlar. Toplam 12 soru var. Hepsini göstermeye çalışıyorum ama gör, görülemedi. Bir kısmını sonra aşağı doğru ineriz. Evet. Su donduğunda hacmi artar. Öz kütlesi azalır mı arkadaşlar? Evet. Su donduğu zaman üstü donuyor. Hatta altı tarafı donmuyor. Balıklar bakın ölmüyor. Yaşıyorlar arkadaşlar bu sayede. Doğru bir bilgi. Su polar yapıda bir molekül olup iyi bir çözücüdür. Evet arkadaşlar çözücü olduğu için zaten maddelerin taşınmasında, artıkların seyreltilmesinde, yoğun azaltılmasında bakın, atılmasında bakın, ne yapıyor taşınmasında görev yapıyor arkadaşlar. Su sıvı halden gaz hale geçerken ortama ısı verir. Tam tersi gaz olması için ortamdan arkadaşlar buharlaşırken bakın ısı alır. Biz bu sayede soğuruz. Buharlaşırken bakın terimiz ne yapıyoruz? Biz soğuyoruz arkadaşlar. Yanlış bir söylem olmuş. Suyun öz ısısı arkadaşlar düşüktür diyor. Tam tersi yüksektir. Onun için geç ısınır, geç soğur arkadaşlar. Bu da karaların aşırı soğuması, aşırı ısınmasına ne yapar? Sular sayesinde biz engel olmuş oluruz arkadaşlar. Bu da yine yanlış bir ifade olmuş. Beşinci sorumuz Su fotosentezde ham madde olarak tüketilir mi? Evet arkadaşlar suyun hidrojeni besinin yapısına katılırken oksijenle ne yapılır arkadaşlar? Parçalanarak atmosfere verilir fotosentezle. Onun için ne yapıyor bitkiler fotosentezle Dünyanın oksijen miktarını artırıyor. Gaz dengesini sağlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz de bitkilere muhtaç olarak hayatımızı sürdürmüş oluyoruz hayvanlar gibi. Altıncı sorumuz riboz ve deoksiriboz moleküllerin atom çeşit ve sayıları aynıdır diyor arkadaşlar. Şimdi atom çeşit ve sayıları tamam atom çeşitleri şeker oldukları için CHO'dur. Fakat riboz C5H10O5 iken deoksiribozun formülü arkadaşlar C5H10O4'tür. Neden? Bakın defol oksijen ribozumun yapısından riboz oksijenle kavga etmiş yapısından kovmuş. O da C5H10 ve O4 adında deoksili bozu defolmuş. Oksijenli bir ribozu oluşturmuş diye düşünebilirsiniz. O zaman atom çeşitleri aynı ama sayıları aynı olduğunu iddia edemeyiz arkadaşlar. Hangisi küçük? Tabii ki de deoksili boz daha küçük. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Karşınıza her yerde çıkabilir. Bu e, kullanmak için kelime deoksili boz ve ribozun farkı arkadaşlar. Tüm karbonhidrat çeşitleri insan vücudunda enerji verici olarak kullanılabilir mi? Hayır bakın yukarıdaki riboz ve deoksiriboz sadece yapıya katılır. RNA'nın ve DNA'nın yapısına katılır arkadaşlar. Kesinlikle bunlar enerji verici olarak kullanılmaz. 8. sorumuz. Karbonhidratların genel formülleri CH2O en şeklinde midir arkadaşlar? Evet bu şekilde ene biz değerler verebiliriz. Bu doğru bir ifade olmuş oluyor. Bakın yukarıda verdik C5, H10, O5. Bakın buradan geliyor arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz dehidrasyon, defol, hidrojen, hidra, su reaksiyondan tepkimeleri hem hücre içinde hem hücre dışında gerçekleşir. Arkadaşlar bu sentez tepkimesidir. Sentez tepkimeleri sadece bakın hücrenin içinde olabilir. Dışında sentez o olamaz. Enerji de bakın harcattırır. Dolayısıyla bu olay sadece hücrenin içinde olur yanlış bir ifade olmuş. 9. sorumuz. 10. sorumuz proteinler yapıcı ve onarıcıdır. Evet en fazla yapıya katılan besinlerimiz arkadaşlar proteinlerimizdir. Dolayısıyla doğru olmuş oldu. Gelelim 11 ve 12. sorularımıza. Şöyle yapalım. Tüm canlıların protein yapıları aynı mıdır? Arkadaşlar herkesin DNA'sı farklı. Proteinler DNA'dan şifre alarak oluşturulur. Onun için hepsinin protein yapısı aynı gibi bir söylemde kesinlikle bulunamayız. Proteinlerin yapısı gibi peptit bağları amino grubu ile karboksil grubu arasında oluşur. Evet arkadaşlar bakın şu karboksil grubu şu da bakın diğer amino asitin bakın amino grubu olsun. İşte bakın şu su çıkmasıyla beraber C ile L arasında arkadaşlar kurulan bağımızda da ne olmuş oluyor? Peptit bağı proteinle bakın P ile başlıyor. Peptit bağı kurulmuş oluyor. Evet klasik sorulara başlıyoruz. Protein eksikliğinde görülebilecek rahatsızlıkları yazınız demiş arkadaşlar. Bakın proteinlerin görev almış olduğu olaylardan bir tanesi arkadaşlar nedir? Ee, kan üretimi hemoglobinin bakın globin kısmı bakın arkadaşlar proteinseldir. O zaman kansızlık bakın meydana gelebilir mi? Gelebilir. Hemoglobin bakın ne yapılır? Az üretilir. Bu da anemi adını verdiğimiz kansızlığa yol açabilir. Yine antikorlar bakın protein yapılır arkadaşlar. Onun için bağışıklık, bağışıklık problemleri bakın yaşayabiliriz arkadaşlar. Protein eksikliğine bağlı olarak. Yine proteinler yapıcı onarıcı besinler de bizi büyütüyor, geliştiriyorlar. O zaman büyüme ve gelişme problemleri yaşayabiliriz arkadaşlar. Evet bu kadar yeterli zaten 3 tane sormuş. Canlıların ortak özelliklerinden 5 tanesini arkadaşlar yazmamız istenmiş bu soruda. Mesela bütün canlılar neyden oluşuyordu arkadaşlar? Hücresel yapılardan oluşuyordu. Hücresel yapı göstermek bütün canlılar için ortaktır. Beslenme bütün canlılar için ortaktır metabolizma yani anabolik ve katabolik reaksiyonlar yapma anabolizma katabolizma arkadaşlar bütün canlılarda yine ortaktır boşaltım ortaktır adaptasyon bakın ortaktır hareket ortaktır arkadaşlar Evet bu şekilde bunları e, yazmış olduk arkadaşlar 5 tane yazımız yeterli zaten. Üçüncü sorumuz enerji verici besinlerin diyor. Normal kilolu bir kişide yapıya katılma oranlarını karşılaştıralım arkadaşlar. En fazla yapıya katılan besinimiz bizim proteinlerdir arkadaşlar. Daha sonra yağlar. En az yapıya katılan insan arkadaşlar karbonhidratlar yani şekerlerdir eşit kütlelerdeki verdikleri enerjileri karşılaştıracak olursak 1 gram arkadaşlar yağlar bizim için en fazla enerji veren besinlerdir. Sonra proteinler en az enerji yine karbonhidratlarda bulunur. Uzun süreli açlıkta, uzun süreli açlıkta kullanım sırası ise arkadaşlar ilk önce karbonhidratlarımızı bitiririz. Sonra yağları kullanmaya başlarız. Büyük bir kısmı bitince zaten sıra proteinlere en son çare olarak gelir. Çünkü onlar yapıcı, onarıcı besinlerdir arkadaşlar. Vücut onları en son kullanmayı tercih eder. Farklı canlıların vücutlarında yağ depolama sebeplerini yazınız demiş. 3 tane örnek yazmanız istenmiş arkadaşlar. Mesela göçmen kuşlar ne yaparlar? Yağları depolayarak arkadaşlar. Neyi sağlamış olurlar? su ve enerji ihtiyaçlarını göçleri esnasında buradan karşılamış olurlar. Develer arkadaşlar çöllerde yine develer çöllerde yağ depolayarak metabolik su ihtiyacını ve yine enerji ihtiyacını karşılamış olurlar. Kutup ayıları yağları arkadaşlar kutup ayıları yağları yine hem enerji için hem de daha çok ısı yalıtımı için ne yaparlar? Korur ve soğuktan bu şekilde üşümekten korunmuş olurlar. Son bölümümüz arkadaşlar. 3 tane test sorumuz var. Bunları cevaplayacağız. Birincisi organik besin çeşitlerinden 1, 2, 3 hangilerin hidrolizleri sonucunda oluşabilecek monomer çeşidi sayısını çoktan aza doğru sormuş arkadaşlar. Şimdi selüloza da sadece çok sayıda glikozlardan oluşuyor idi. Sükrozda glikoz artı, glikoz artı arkadaşlar fruktoz meyve şekeri vardı yapısında. Protein de en çeşit bakın amino oluşabilir. En tane amino özür. 20 çeşit bakın en fazla amino var arkadaşlar. Bunlardan oluşabilir. Yani bunun çeşitliliği 20 çeşide kadar yolu var. Bize çoktan aza doğru sorduğu için arkadaşlar sınavımız 3, 2, 1 olur. Çünkü burada bakın glikozun yanında bir de fruktozumuz var. 3, 2, 1 olan ise E şekli olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sorumuz aşağıdaki moleküllerden hangisi hayvansal bir hücrenin zar yapısında bulunamaz diyor arkadaşlar. Bakın selüloz hayvansal bir hücrenin zar yapısında değil bitkilerin çeperinde bulunuyor arkadaşlar. Glikoz zarda bulunabilir, fosfat bulunabilir, yağ asite bulunabilir. Kolesterol zaten hayvansal yağdı. Aralara sıkışarak zarın dayanıklığını artırıyordu. O zaman selüloz ne yapar? Bitkilerin hücre çeperinde bulunur. Hangisinin canlı vücudunda düzenleyici görevi yoktur arkadaşlar? Enzimlerin, hormonların yapısına katılanlar, onların çalışmasını etkileyenler arkadaşlar düzenleyici besinler idi. Dolayısıyla baktığımız zaman lipitler, üreme hormonlarının yapısına katılan steroid yağlarımız var. Su arkadaşlar enzimin çalışmasının ortamında en az %15 su olmalıdır. Mineraller yine enzimlerin kofaktör kısmına katılıyorlar. Proteinler zaten enzimlerin çatısını apo enzim adını verdiğimiz bölgesini oluşturuyorlar İde. Ama karbonhidratlar arkadaşlar bakın ne enzimin ne hormonun yapısına katılmaz. Çalışmasında etkili olmazlar arkadaşlar. Bu şekilde dersimizin sonuna gelmiş olduk. Sınavlarınızda şimdiden başarılar dilerim. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Kolay gelsin.